Devam edeceğiz. Önce verileri paylaşacağız. Ardından da bir uzman değerlendirmesi alacağız. Dolar yeni güne 3.42.29 seviyesinde yükselişle başlıyor. Euro'ya bakacağız doların ardından. Euro yeni güne 3.63.09 seviyesinde başlıyor. Ve son olarak Borsa İstanbul 100 Endeksi yeni güne 74.990 puanla merhaba diyor. Ekonomi cephesinde bugün neler yaşanacak, diğer ayrıntılar için ALB Forex analisti Büşra Varol karşımızda. Günaydın, yayınımıza hoş geldiniz. Sözü hemen size bırakayım. Günaydın, öncelikle iyi yayınlar. ABD'de veri akışının oldukça yoğun olduğu haftada yurt içinde nispeten daha sakin günleri geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. Bu kapsamda da piyasadaki hareketliliğin temel sebebi uzun bir süredir olduğu gibi dolar kaynaklı hareketler olmaya devam ediyor. Özellikle dün ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan geri çekilmenin kur tarafında 3.40 seviyelerin test edilmesinin de temel sebeplerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Bugün bizi oldukça yoğun bir veri gündemi bekliyor. ABD ekonomisinin yılın 3. çeyreğinde %3 oranında bir büyüme kaydetmesi bekleniyor. Ancak bugün beklentilerin üzerinde bir büyüme verisi açıklanması durumunda. Dolar küresel bazda değer kazanırken kur tarafında da yükselişle başlanan bugün de bu hareketin devamının gelmesi beklenebilir. Diğer yandan kişisel tüketim harcamaları da harcamalar kanalına ilişkin vereceği önemli sinyaller açısından bugün piyasalarda hareketlilik yaratabilir diyoruz. Teknik seviyelere bakmak gerekirse kur tarafında bugün yükselişle başlandığını siz de belirtmiştiniz. Aşağıda 3.39.50 desteği kritik destek seviyelerimizden biri olmaya devam ediyor. Ancak kur tarafı bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece de yükseliş trendini korumaya devam edecektir. Bu kapsamda da yukarıda ilk olarak 3.44.50 ve ardından da yeni tarihi zirveleri konuşuyor olabiliriz. Borsa İstanbul tarafına baktığımız zamansa dün küresel piyasalardaki satış baskısına nispeten biraz daha pozitif bir ayrışmanın söz konusu olduğunu takip etmiştik. Bu kapsamda aşağıda 73.900 önemli bir destek seviyesi olarak takip edilecekken yukarıda da 50 günlük hareketli ortalama ile desteklenen 77.000 seviyesi bugün öne çıkan seviyeler arasında olacaktır. Büşra Varol'a teşekkür ediyoruz. Gün boyu ekonomi cephesinde yaşanacakları da takip edeceğiz ve ayrıntılarla birlikte